Merhabalar, ben Kötü Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve ne dediğimi ben bile anlamadığım için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bölüm arası neler yaptım? Şu anteni koydum ve bunun yanı sıra şunu ve şunu yaptım ve şuraya assembler yerleştirdim ve iki tane daha refinery koydum. Bölüm arası yaptıklarım. Bunlar zaten yaptığım şeyler şu hariç ve şu. Onları anlatacağım şimdi. Evet, öncelikle ve şurada bir detayı daha göstereceğim. Evet, 3 tane refinery'yi koyduk. Bunu ki üstten de bağlayabilirdim ama sağlık olsun. Şuna erişmeme gerek yok çünkü zaten biliyorsunuz nereden eriştiğimi ama şuradan bir göstereyim. Evet, assembler. 2 tane assemblerimiz var. Ve bunlardan bir tanesi cooperative modda. Cooperative mod ne diye soracak olursanız şu ikisi birbirine direkt bağlılar assembler üzerinden. Bir tanesi bir tanesi normal modda, eğer birden fazla daha bağlıysan buna, diğer hepsi cooperative modda olunca şu an buna mesela şu emri verdim ve gidersem eğer şuraya bakarsam gördüğünüz gibi bunun da yaptığını görüyoruz ancak güç yetersiz diyor. Reaktörüm gene yetersiz mi geldi? Sanırım evet. İkinci bir reaktör daha yerleştirdim. Evet, reaktörler yetersiz geliyor. Neyse. Şimdi sen gel bakalım. Şu yaratığı lights on, şarjdan çıkart, 6, 4. Ve bunu, voila, şu aşağıda, tabii bir saniye, spotlight. Şöyle bir radius'ı ayarlayacağım. Voila, evet, bir gecemi almış yer. Bu arada bu şey bir drone değil, normal gemi. Gördüğünüz gibi önüne oturuyorum. Evet, şunu azıcık aşağı indirelim. Evet. Adı şimdilik Manuel Miner. Küçük gemilere isim koyma konusunda pek başarılı olduğunu söylemez. Bir tek Mosquito'ya güzel bir isim buldum sanırım. Evet, şimdilik bu azıcık havada kalsın. Bunu size tanıtayım. Evet, ilk olarak şu driller. Bu driller bayağı güçlü ve çok güzel bir yanı, sarsıntı yapmıyorlar diğerleri gibi. Bayağı güzel bir alanı da kazıyorlar. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir kapasitesi var. O yüzden bu araçta herhangi bir depolama birimi yok. Sadece driller kendi içerisinde depolama yapıyor. Evet. Diğer kısımlara gelelim. İki tane gyroskop. Azimut'un başka bir anteni. Sadece tek şey, görünüşü değişik. Fakat işlevi aynı. 2 adet or dedektör. Hem biraz denge yapsın hem de biraz daha alanı kaplasın, büyütsün diye. 3 tane azimut battery. Pardon, 4 tane. Evet. Ve şu helit, small helit thrusterlar. 2 tane aşağı, 2 tane yukarı. Şurada atmosferik thruster T2'ler, 3'er tane yanda, arkada da 2 tane var ancak biri çalışır durumda değil, onun sebebini söyleyeceğim. Önde de 6 tane bu thrusterlardan ve azimut cockpit, oksijensiz versiyon, yani oksijene ihtiyaç duymayan versiyon. Neden böyle bir dizayna gittim diye soracak olursanız, şu açıda da dursun. Şu açıda da dursun. Şu açıda da dursun. Bu açıda da dursun. Bu açıda da dursun. Bu açıda da dursun diye. Hani her açıda durabiliyor ve 3 ikinci arka thruster'ı açık kapatıyor. Onun sebebi ise normalde bunlar fazla güçlü. Fakat aşırı yük altında bazen şu açıda yukarı çıkmam gerektiğinde ya da
hızlıca ilerlemem gerektiğinde bunu açıyorum. Yani çok daha yüksek bir trust sağlıyor bana. Ve bu arkadaşın bir diğer güzelliğini daha göstereceğim. Keşke bunu daha öncesinde hatırlasaydım. Dizaynı ona göre daha düzgün yapardım. Şu arkadaşlar, ejektörler. Ejektör ne işe yarıyor diye soracak olursanız, kendisi şunun gibi. Fakat kontrol paneline gelirsek Troll Out seçenekleri var. Her şeyi fırlatıyorlar. Herhangi bir connect yetenekleri yok, ancak fırlatıyorlar. Item bırakıyorlar. Peki bunu neyle kullanıyoruz? Şurada bir arkadaş daha var. Conveyor Sorter. Hemen onu tanıyalım. Control panel. Conveyor Sorter. Kendisi nasıl diyelim, Minecraft serilerinden gelenler bunu Buildcraft pipelarındaki filtreler ya da Red Power ya da Project Red tübleri gibi düşünebilirsiniz. Bunu ben tek yönlü, onu anlatacağım. Bunu ben Whitelist moduna aldım. Normalde Blacklist modunda ve sadece Stone geçebiliyor. Bütün itemlar burada listeleniyor. Stone geçebiliyor. Yani taşları atıyor kendisi. Ya taşları şöyle atıyor. Burada bunlara bağlanıyor. Conveyor sistemi. Yani bunlara sadece taş gidiyor. Ve diğer yönlü gidişi yok. Şurada ok yönü hangi yöne gittiğini belirtiyor. Bunu bu arada maden işleme sistemimizde de kullanacağım. Yani şuradan alıyor. Stone'lar buraya gidiyor. Sadece stone geçiyor, başka hiçbir item geçemiyor. Ve buradan fırlatılıyorlar. Yani maden kazarken bu arkadaşlar bayağı işe yarıyor ve spotlightlarımız da şu an burada ışığımızı sağlıyor bize. Bir de bir şey kırmadım bilmiyorum. Evet, gyroskoplar nerede diye soracak olursak, şunların arkasında. Tabii de hiçbir şekilde göremiyoruz. Bunların arkasında gyroskoplarımız var. Diğer tarafta da aynı şekilde. Orta taraf tamamen pil. Bir de şurada iki tane daha ek gyroskop var. Sadece ekstra manevra kabiliyeti için. Ve şunlar da driller sağlam bir yere otursun diye. Evet, bu arkadaş yeni mining sistemimiz. Ve burası da yeni üssümüz. Sadece ilk katı. Burası ana kat olacak. Bunun üstü de, yani şu bölgede hangar olacak. Ancak önce burayı tamamlayacağız. Evet. Bayağı büyük. Ve buraya bayağı bir maden, bayağı bir iron gitti. 300 küsur iron'dan sadece 70 tane kalmıştı. Yok pardon, buna başladığımda 170 küsur vardı ve 70 tane kaldı. Ancak tekrar madene gittiğim için yeni iron oranım bu. Evet, uranyum oranlarımıza bakalım bir. Evet, uranyumlarımız işlemiyor. Bunun yanı sıra şu arkadaşı yaptım, ancak bu biraz deneme oldu daha çok. Çok memnun değilim bundan. Bu bir drone bu arada. Bunun tasarımını değiştireceğim, o yüzden bunu workshop'a koymayacağım. Sanırım diğerinin drone versiyonunu yapabilirim. Bu da gene hani, ya da biraz daha ufak bir araç yapabilirim, daha ince şeyler için. Evet, daha ufak bir araç yapsam çok daha güzel olacak. Ya da dur, daha ince. Tünel kazma aracı. Evet. Çünkü bu... Neyse, bir şeyler düşünüyorum, ancak şu... Biraz başarısız bir deneme. Bunu da tanıtalım. Şunlar Azimut'un drill'leri. Large chip'teki small large chip'teki normal drill texture'ına sahipler. Sadece burada durması için. Geri kalan her şey çok benzer yapıda. Daha önce gördüğünüz şeyler. Şunlar yine Helitrusterler. Bu dizaynı o burada buldum işte. Şunu da hala tamir etmedim, ancak şöyle bir durum söz konusu. Bunun zaten yenisini yapacağız. Sen gel bakalım. Tel. Üç. Seni şöyle park edelim. Evet, tamir edilmediği için ups. Ve çarptık.
sen şarj ol şöyle. Ve senin ayarlarını tekrar değiştireceğiz. Tamamdır. Bunu tabii hayvan gibi steel plate'e ihtiyaç duyduğum için değiştirmiştim. Construction component, interior plate, bulletproof glass, cleaver, reactor component, display. Tamam, o display yeter. Large tube. 1000 değil, 100. Metal grid. 200. Motors. 500 kalsın şimdilik. Tamamdır. Bu yeterli şimdilik. Tamamdır. Orada biraz daha altın topladım. Evet. Ve burası ne olacak diye soracak olursanız burası giriş kapımız olacak. Hatta ona başlıyorum şimdi. Evet, şimdi gel gelelim. Tabii biraz yavaş açılıyor. İlk defa yani oyun daha yeni açtığım için şunları temizleyelim. Ve hangar. Şu versiyonu kullanacağım. Ve bana tabii ki de bolca steel plate lazım. Önce size normal hangar duru göstereceğim. Bu airtight tabii. Tamamdır. Tabii. Şimdi bu vanilla olanı bakalım. Construction components bunları alabilir. Ne olacak? 40 tane construction components, 40 tane. Tamamdır. Çok az bir şey değil. Evet, bunları alalım. Size önce vanilla halini göstereyim. Şimdi gel bakalım. Evet. Vanilla olanı bu şekilde. Ve 2 blok yükseliyor sadece. Tabi bu aradan geçemiyorsunuz. Evet. Ancak bu pek olmuyor benim için. Ancak şuna gelelim. Tabii her şeyden çok daha fazla isteyecek. Construction component ve daha fazla motor lazım. Evet. Gidelim. Ha, motor bir, iki tane daha lazım. Evet. Dın dın dın. Evet. Şimdi gelelim. Buna geliyoruz. Bu bir mod tarafından ekleniyor. Bunun bir de airtight versiyonu var. Airtight nedir diye soracak olursanız hava geçirmeye. Bayağı uzun bu arada. 10 metreli kullanabilirdim ancak 10 metrelik tam bir blok eksik geliyor bana. O yüzden 15 metreli kullanıyorum. Bir de işte sealed bu. Bir de şöyle dönenleri var. 45 derece. Evet. Köşeler vesaire vesaire. Bayağı güzel arkadaşlar bunlar. Ve bunlardan bolca aa,
koymama izin vermeyeceksiniz, değil mi? Well, o zaman mecburen buna gitmem gerekecek. Yani şuradan kullanmak istemiyorum ancak bunu kullanmam gerekecek. Sağlık olsun. Evet. Ve şimdi şurada rahatlayabildiğim malzemeyi rahatlayayım. Tamamdır. Tabii ki de bundan sonraki işi... bu arkadaşa takıyoruz. Yay, malzeme kalmadı artık. Evet, kolay iş ama ben şuraya park edip malzememizi alıyoruz. Tam malzemelerimizi aldık. Evet. Hepsi tamam. Tekrar bunu park edelim çünkü buna bayağı ihtiyacımız olacak bu arkadaşa. Dört. Tamamdır. Ve şimdi bana buton lazım. Tabii tek buton yeterli. Ya tabii ki de steel plate, computer ve interior plate lazım bana. Steel plate, interior plate ve computer. Computer! Evet. Unutmadan bunları daha koyu bir renge boyayacağım. Şimdi gelelim. Bunu ayarlayacağız. Ancak öncesinde şuna gelelim. Ve Hunger Gate'ler. Sizin hepinizi gruplayalım. Böyle CTRL ile A'ya basarak seçtim hepsini. Ve bu arada şu şekilde de seçebilirsiniz. CTRL ile basılı tutarak arada istediklerinizi ya da belli bir aralıktaysa Shift'e basarak bu şekilde seçebilirsiniz. Ve tamamdır. Şimdi gel bakalım. Groups. Main entrance. Open close. Tabii bunlar biraz yavaş. Bakalım hızını ayarlayabiliyor muyuz bunların? Böyle. Hayır, ayarlayamıyoruz ama olsun. Voila! Bence gayet makuller. Şuraya ek bir kapı daha döşeyeceğim sanırım. Ya da şuraya. Evet. Kapı. Bakalım. Hangi kapıyı kullanabiliriz? Bunu kullanabiliriz. O zaman seni kaldıracağım ve seni de kaldıracağım ve sen bayağı uzun süreceksin. Konkretler bayağı zahmetli. Bak bu şekli hoşum gitmedi.
buna bakalım. Birkaç alternatife daha bakacağım. Evet. Bakıyoruz. Şu olabilir. Ya da olamaz. Evet. Şu olabilir belki. Ya dur. Ah, bu kadar çok kapı varken hiçbirini seçemiyor. Evet, en makul seçenek bu. Evet. Öf. Butonu nereye koyalım şimdi? Şu olabilir belki. Evet, birden fazla kontrol sağlar bize bir. Şuraya da tekrar bakalım. Gayet makul, ancak şurayı biraz daha kazmam gerekecek. Evet, ve şu ikisini neden bir construction component la construction component dedim ya, welder la halledeyim. Oops. Bir şey eksik geldiyse eğer onun da manuel halledelim artık. Ups. Ve şuna itinayla çarpıyorum. Evet. 4, 6, 7. Bakalım senin bir şeyin mi eksik? Yok, her şey tam. Ve artık kapılar hakkında çok hoş bir şey var. Şu şekilde normal tıkladığınızda açılıyorlar. Ve sana şu arkadaşı atayacağım. İleride başka şeyler de atarız. Ve valla girişimiz bu şekilde ayarlandı. Ve bunlara ben bir koyu gri rengi vereceğim. Ve herhangi bir blok al. Yok. Escape'e bastık. Kurutalım. Siyah oldu bu. Evet. Tekrar P. Evet. Arayı tutturacağım. Tamam, bu gayet oldu. Evet, gayet makul bir renk oldu bu. Şimdi
Şuradan da şunu sıfıra geri getirelim. Tamamdır. Evet. Girişimiz bu şekilde ayarlandı. Evet, bence gayet güzel oldu. Bir gemimiz geldiğinde şurası açılacak. Ve buradan girecekler gemiler. Tabii ortanca ve küçük gemiler girecek. Tibbleton buradan gireceğini hayal ediyorsak eğer, bayağı yanılıyoruz bence. Bayağı yanılıyoruz. Tibbleton buradan geçmesi için önce hani bir küçültücü ışın icat etmemiz lazım. Öyle de bir şey yok oyunda ve sanırım burası, bu kapı olayımız şimdilik bu kadar. Evet. Şimdi önümüzdeki bölümlerde yapacağımız şeylere bakalım. Burayı fabrikaya çevireceğiz. Şunun ışığı gerçekten gözümü alıyor. Buraya daha düzgün bir ışıklandırma koyacağım. Bu geçici arkadaş. Şu duvara bir assembler zinciri koymayı düşünüyorum. Şuradan içeri bir giriş yapacağım. O girişte ise reaktör odamız olacak. Evet. O reaktör odamızın ardından şu tarafta da rafinerileri koymayı düşünüyorum. Burası fabrika olacak. Şuradaki assembler zinciri sadece manuel crafting için olacak ve şuraya da autocraft için bir ikinci bir assembler zinciri koymayı düşünüyorum. Şuraya da asansör, ya da dur, şöyle ve şöyle paylaştıracağım. Şu ortaya da asansör koyacağım. Evet, bu plan bence gayet makul. Şuralara da bir şey düşünürüm artık. Rafinerimiz o kadar yer tutmayacak. Evet, bence şu an için planımız gayet güzel. Bunları bitirdikten sonra üst kata başlayacağız. Tabii asansörü en sona bırakacağım dolayısıyla. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.